Abi mucize görmüş sahabiyle benim sınavım bir mi? Evet, bir. İkinizin de ayrı ayrı sorumlulukları var. Zengin ile fakirin imtihanı da bir. Hasta ile sağlıklının imtihanı da bir. Şimdi mucize görmüş sahabi ile benim sınavım bir mi diyorsun? Bu konuya eğilelim. İzninizi istiyorum. Bilgisayarım çok yavaşladı ya. 6 ay oldu alalı, niye böyle oldu? Maide suresi 111. Havarilere şunu vahyetmiştim. Yani havariler İsa'nın sahabesi gibi düşünelim. Tabii ki havariler peygamber değil ama onlar da vahye tabi, birçok mucizeye tabi. Yani Muhammed'in sahabesinden de daha fazla sayıda mucizeye tanık oluyor İsa'nın havarileri. Yani çünkü İsa acayip bir peygamber yani. Her hareketi mucize neredeyse. Havarilere şunu vahyetmiştim. Bismillahirrahmanirrahim. Bana ve Resulüme iman edin. Şöyle demişlerdi. İman ettik. Sen de tanık ol ki biz Müslümanlarız. Havariler demişlerdi ki, ey Meryem'in oğlu İsa, Rabbim bize gökten bir sofra indirebilir mi? İsa dedi ki, eğer müminlerdenseniz Allah'tan sakının. Yani İsa dedi ki, kaşınmayın. Daha mucize mi istiyorsunuz yani? Havariler dediler, İstiyoruz ki o sofradan yiyelim, gönüllerimiz tatmin bulsun, senin bize doğruyu söylediğini bilelim ve buna tanıklık edenlerden olalım. Yani havariler diyor ki, tamam inanıyoruz sana da inancın dereceleri var ya, tam inanalım sana, bize bir mucize göster, gökten sofra indir. Meryem oğlu İsa şöyle yakardı, Allah'ım ey Rabbimiz, üzerimize gökten bir sofra indir de bizim hem öncekilerimize hem sonrakilerimize bir bayram olsun. Senden bir mucize olsun. Rızıklandır bizi. Rızık verenlerin en hayırlısı sensin. Ne güzel bir laftır bu. Rızık verenlerin en hayırlısı sensin. Bunun üzerine Allah'ın cevabı çok sert oluyor. Allah dedi ki, ben o sofrayı üzerinize indireceğim. Ama bundan sonra küfre sapanınıza öyle bir azapla azap edeceğim ki alemlerden hiç kimseye böyle bir azap yapmadım. Şimdi Maide 115'te alem size öyle azap edeceğim ki en ufak bir kötülüğe kayarsanız kimseye etmediğim azabı size edeceğim diyor havariler. Niye? Çünkü sayısız mucize gördüler. Bir de sofrayı istediler üstüne üstlük. Bu kadar mucizeden sonra havarilerin sorumluluğu o kadar arttı ki, hata yapma kredileri o kadar azaldı ki. O yüzden o mucizeye şahit olmuş havari ile benim aynı eylemden aynı günahı alacağımızı düşünme. Diyelim ben işte sigara içme günahını işliyorum. Havarilerden biri de sigara içme günahını işliyor. Havari daha büyük günah işlemiş oluyor. Aynı eylemi yapmamış olmamıza lazım rağmen. Çünkü havari benden çok daha net bir şekilde şahit oldu Allah'a. Anladın mı? Bu sebeple ki diyorsun ya, havariyle mucize görmüş sahabeyle benim imtihanım bir mi? Evet bir, ama onların hata yapma kredisi çok düşükken sen de biraz daha hadi. Hadi bakalım, olabilir. İzole bir kabile üyesinde daha da gevşer kurallar. Ya bu Allah'ın adaleti artık. Orasını Allah bilir. Kim ne kadarından sorumlu, orasını Allah bilir. Ama gördüğünüz üzere mucizeye tanık oldukça
sorumluluğunuz artıyor, hata yapma krediniz düşüyor. Böyle özetleyebilirim konuyu. Bence anlaşılır anlattım. Hatta hazır havaya girmişken Kur'an mı okusak?